Günaydın. Bugün 21 Aralık Çarşamba. Sabah Haber'de karşınızdayız. Bakalım güne neler yansıyor. Birlikte bakalım. Hem gazete manşetlerinden hem haber bültenimizden takipte olalım. Ben Nardan Bingöl yayındayız. Ekibimizle birlikte başlıyoruz. Sosyal medyadayız. Hatırlatalım. FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarındayız. Ayrıca yayınlarımız birlikte başladı. Gündemimize bakalım. Biraz yoğun görünüyor. Sonra manşetlere geçelim. Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası. Bakalım gündemde neler var? Lefkoşa'da saat 8'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılacak bir konuşma var. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yapılacak konuşma. Lefkoşa Şehitler Abidesi'nde anma töreni var. BRT HD'den canlı olarak aktarılacak saat 9.30'da. 9.50'de AKM'de Şehitler Anma Programı var. Yine canlı olarak aktaracağız. 11.49'da ülke genelindeki tüm merkezi camilerde Mevlid-i Şerif okutulması var. Saat 14'te Şehitler Oratoryosu, Gayri Spektrum Kongre Merkezi'nde yine canlı olarak aktaracağız. 18'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılacak olan bir konuşma var kurumumuzdan. Ve saat 20'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı yer alacak Yakında Üniversitesi. Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde yine canlı olarak aktarılacak BRT 2'den. Bakalım Girne, Mausa, Güzelyurt, İskele'de neler var? Girne'de saat 10'da Girne Deniz Şehitliği'nde tören var. 17.45 Doğa Koleji Konferans Salonu'nda tören yer alacak. Mausa'da saat 9'da Şehitler Anıtı'nda, Güzelyurt'ta Lefke Kemal Özalper Şehitliği'nde bir tören var. 10'da. 11.30'da Atatürk Anıtı önünde tören var. Saat 10'da İskele'de Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören yer alacak. Diğer gündem maddelerinde ise Başbakan Üstel Kermiya şehit çocukları arsası civarında olacak saat 10'da. 11.30'da kamu iş hademelerin sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığına gidecek. Ve Özkurt ve Yönetim Kurulu Meclis Başkanı töreye bir ziyaret yapacak kurum müdürümüz Meryem Özkurt. Bu ziyaret de saat 14'te. Manşetlerdeyiz. Bakalım Yeni Düzen gazetesiyle başlayalım. Asgari ücret yarın masada manşetini görüyoruz. İşveren 486 sterlin, işçi tarafı bu hesap olmaz. Yapılan açıklamalar gazeteden paylaşıldı. Asgari ücret yarın masada. Asgari ücret tespit komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çağrısıyla yarın toplanacak. İşveren 486 sterline denk gelen ücreti işaret ederken işçi bu hesap bize uymaz dedi. Gözler hükümete çevrildi diye gazetede paylaştı. Tarafların açıklamalarını aktarıyor. Ve yine ön sayfada Lefkoşa kazanacak açıklaması. Seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Lefkoşa'da gövde gösterisi. Lefkoşa kazanacak açıklamaları ön sayfada yer aldı. Önüne gelen aracı aldı. Bir günde 3 kaza yaptı. Bir başka haber, bir trafik kazası haberi. Mülteciler hapse değil, hapis görünümünden çıkarılmış eski cezaevini haberi de yine ön sayfada aktarılıyor. Diyalog gazetesine geçelim. Bu da onun rekoru diye aktarıyor gazete. 48 yaşındaki Selçuk Uğur Akyıldız bir saat içerisinde 2 araç çaldı, 4 kaza yaptı. Bu da onun rekoru manşetiyle görüyoruz haberi. Akıllara durgunluk veren bir olay, uyuşturucu testi yapılacak. Alt başlıklar var konuyla ilgili olarak gazete ayrıntılar da veriyor. Girne ve Lefkoşa'da sahipleri tarafından çalışır vaziyette bırakılan, iki aracı çalan 48 yaşındaki Selçuk Uğur Akyıldız, iki ilçede 4 kazaya imza attı. Girne'de çaldığı araçla kaza yapıp Lefkoşa'ya gelen zanlı bir kaza daha yaptı. Akyıldız, Girne'de çaldığı aracı Lefkoşa'da park halinde bırakıp başka bir şahsa ait aracı aldı ve çaldığı ikinci araçla da kaza yaptı.
Lefkoşa'da gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı. Soruşturmayı yapan polis zanlının vukuatlarını saat saat aktardı. Bu arada Akyıldız'ın alkolsüz olduğu tespit edilirken kan örneği alınarak uyuşturucu testine gönderildi diye paylaşılıyor. Bu da onun rekoru başlığıyla aktarıldı haber. Ön sayfada manşette başkasına ait 2 evi satan ve yüklü miktarda para alan Ahmet İçin'in suç ortağı olmakla suçlanan Cemre Akdağ da yakalandı. Kiracıyla işbirliği yaptı haberi de paylaşıldı. İhtiyat sandığı çalışanı Sinem Beyt Çuvallı 47 yaşında hayatını kaybetti. Bir vefat haberi. 2 çocuğu var. Kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. İnsanların huzurunu kaçırdı. Gece yarısı 2 ayrı mülke giren ancak ev sahiplerinin fark etmesi sonucu bir şey çalamadan kaçan Burak Duran 1 yıl hapse mahkum edildi. İnsanların huzurunu kaçırdı ve görev süresince yaptıklarını anlatan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktu, turizm yatırımlarının hem bölge halkı hem de ülke için önemine dikkat çekti. Yeni adımlar atılmalı mesajı bu noktada paylaşılıyor. Tamamladık ve Güneş gazetesinde Başbakan'ın açıklamalarını görüyoruz. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel'in açıklamaları var. Güzel yurtu turizmde, tarımda, narenciye de daha ileriye götürmek için teşviklerimiz devam edecek. Mahmut Başkan ve ortaklarımızla birlikte yapacak çok işimiz var açıklamasını yaptı. Özçınar, önemli olan hedefleri doğru koyabilmek. Üstel, ulusal dava, güçlü ekonomi alt başlıkları yer alıyor. UBP Büyük Buluşma sloganıyla bölge bölge halkla buluşmaya devam ediyor. Hükümet ortaklarının genel başkanlarının bir araya geldiği Mahmut Özçınar'a destek buluşması büyük bir şölen havasında gerçekleşti. Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, ittifakın adayı olarak bu yolda yürümekten gurur duyduğunu söyledi. Güzelyurt'un değişimini ve gelişimini yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Özçınar, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle önemli projelerin bölgede hayat bulduğunu belirtti. Türkiye ve devletin öz kaynaklarıyla ilklere imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydeder Özçınar. Devam eden projeleri tamamlayacak, yeni projeleri de tarihlendirerek tamamlayacağız. Önemli olan hedefleri doğru koyabilmektir açıklamasını yapıyor. Üstel ulusal dava, güçlü ekonomi, büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, hükümeti kurarken ilk olarak ulusal dava, ikinci olaraksa ekonominin çarklarını yeniden döndürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Üstel, hükümet ortaklarımızla ulusal davamıza sahip çıktık açıklamasını yaptı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan iktisadi ve mali işbirliği protokolleri kapsamında ekonominin canlanması için çalışmalar yapıldığını belirten Üstel şunları söyledi. Katkılarımız ve desteklerimiz durmayacak. Önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir. Reformla kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Anavatanımızla durmak yok. Yola devam şeklinde açıklaması ön sayfada. UBP Büyük Buluşma sloganıyla bölge bölge halkla buluşmaya devam ediyor. Hükümet ortaklarının genel başkanlarının bir araya geldiği Mahmut Özçınar'a destek buluşmasında toplu fotoğraf çektirilerek birlik mesajı verildiği de yine paylaşılıyor. Ön sayfada görüyoruz toplu fotoğraf yer alıyor haber içerisinde. Manşet haberde logo yanındayız unutmadık. Logo yanından paylaşılıyor. 21-25 Aralık 1963 tarihinde yaşanan kanlı Noel saldırıları sonucunda yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit olanlar için anma törenleri düzenleniyor. İzleyelim, devam edeceğiz.
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre anma etkinlikleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Piyade Yüzbaşı Murat Yanar Ateş'in saat 8'de Bayrak Radyo ve Televizyonu'ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma saat 18'de de tekrarlanacak. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa'da iki anma töreni düzenlenecek. İlk tören Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yapılacak. İkinci törense Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde şehitleri anma programıyla gerçekleştirilecek. Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek. Öte yandan Milli Mücadele yıllarıyla 1974 Barış Harekatı sırasında şehit ve kayıp olan Larnaka ve Larnaka ilçesine bağlı köy ve kasabalardaki vatandaşlar 23 Aralık Cuma günü Larnaka Şehitleri Anıtı'nda düzenlenecek törenle anılacak. Şehitler için dua da okunacak. Küçük Kaymaklı Şehitleri ise 25 Aralık Pazar günü Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından şehit öğretmen Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği'nde anma töreni düzenlenecek. Lefkoşa'ya kalıcı eserler bırakacağız. Bakalım 7'den 70'e herkes için proje açıklaması var. UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı adayı Sadık Gardiyanoğlu. Yeşil alandan trafik sorununa, sanayi bölgelerinden kültür sanata, spordan özel gereksinimli bireylere ve daha birçok alandaki projelerini basınla paylaştı. 7'den 70'e her kesime yönelik projeleri hakkında bilgi veren Gardiyanoğlu, projeleri hayata geçirmek için yalnızca Avrupa Birliği kaynaklarının yeterli olmadığını, bu noktada hem devletle hem de özel sektörle işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Çocukların ve yetişkinlerin nefes alacağı alanlara Lefkoşalı'nın kavuşacağını belirtiyor Gardiyanoğlu. Belirlenen 82 bölgede park ve yeşil alanların hayata geçirileceğini ifade etti diye aktarılıyor. Seçim notlarına bakalım. Çocuk Bilim Merkezi değer katacak. UBP'nin Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı adayı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi projesinin detaylarını paylaştı. Lefke Barajı mesire yeri olacak. UBP'nin Lefke Belediye Başkanı adayı Adil Özgey, Lefke Barajı ve çevresinin rekreasyon merkezi olarak yeniden düzenleneceğini kaydetti. Seçimi ben değil halk kazanacak. UBP'nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan, bütün planların hazır olduğunu belirterek 26 Aralık'ta Değirmenlik Akıncılar halkı kazanmış olacak açıklamasını yaptı. 16 yıldır yapılmayanları yapacağız. UBP'nin Dikmen Belediye Başkanı adayı Niyazi Öztürk, 16 yıldır yapılmayanları yapacağız dedi. Erenköy Karpaz Belediye Başkanı adayı Doktor Hamit Bakırcı, yatırımlarla bölge ivme kazanacak açıklamasını yaptı. UBP'nin Geçit Kareserdarlı Belediye Başkanı adayı Halil Kasım, dinlenme tesisleriyle ekonomi canlanacak açıklamasını yapıyor. Seçim yaklaşırken notlar. Vatandayız. Hükümete grev uyarısı manşetini görüyoruz Vatanda. Kamuda örgütlü sendikalardan hükümete grev uyarısı olduğu paylaşılıyor. Kamuda örgütlü sendikalar hükümete çağrıda bulunarak yapmış oldukları görüşme taleplerine bugün mesai bitimine kadar yanıt verilmediği takdirde başlatacakları grev ve eylemlerin sorumlusunun hükümet olacağını kaydetti. Sendikalar tarafından yapılan açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ve vergi dilimleriyle kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi konularıyla ilgili görüşme taleplerine bugüne kadar yanıt verilmediği ifade edildi diye aktarılıyor. Kamuda örgütlü sendikalardan hükümete grev uyarısı şeklinde gazete paylaşıyor.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 59 yaşında bu arada, haberimizi izleyeceğiz. Kurumun kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler de sürüyor. Kurum Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek Cuma günü kurumda verilecek resepsiyona davet etti. Tatar, Kıbrıs Türk'ünün sesini hem ülkeye hem de dünyaya duyurmak ve tarafsız haber yapmak adına kurumun çok önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. İzliyoruz. Bayrak Radyosu'nun 59. yılını kutlayacağız. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 59. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kurum Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kurum Müdürü Meryem Özkurt, kurumun 59. yıl dönümünün Cuma günü saat 11'de kutlanacağını ifade ederek Cumhurbaşkanı Tatar'ı kutlamalara davet etti. Bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 3 televizyon kanalı ve 6 radyosuyla yayın hayatına devam etmektedir. Gelişen teknolojiye uygun olarak yatırımlarını sürdürmektedir. Ve yine 23'ünde Smart TV projesini devreye sokmuş olacağız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da içinde bulunduğumuz teknoloji çağında Kıbrıs Türk'ünün sesini hem ülkeye hem de dünyaya duyurmak ve tarafsız haber yapmak adına kurumun çok önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Tatar, son gelişmelerin web ve internet kanalları aracılığıyla paylaşılmasının önemini de vurgu yaparak, rekabetin gün geçtikçe arttığını, insanların dünyadan istediği farklı kanalları seçerek izleyebildiğini belirtti. Rekabet çok büyük. Dolayısıyla bizim kanallarımızın, bizim yayınlarımızın da güçlenmesi gerekmektedir. Çünkü çok güçlü yayınlarla rekabet etmektedir. Bu böyledir. Dolayısıyla elbette Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, dediğiniz gibi 3 farklı kanal, 6 radyo ve internet kanallarında da yaptığı yayınlarda eskiye göre çok daha güçlüdür. Bunun bilinci içerisindeyim. Dolayısıyla şahsınızda tüm personelimize, tüm teknik ekibimize, tüm o Selvici Tepe'de, o zor şartlarda, gerek Kantara'da, gerek diğer farklı bölgelerde çalışan ve gecesini günü gündüzüne katarak o zor kış aylarında da, sıcakta da büyük fedakarlıkla bu yayınların sürdürülmesi için büyük gayret gösteren o teknik arkadaşlarımıza, haber bölümündeki çok fedakar kameramanlara, çok fedakar haber editörlerine, aynı zamanda dediğim gibi teknik personeline, pazarlamacılarımıza ve tüm yönetim kadrosuna bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca hayatta olmayan eski kurum müdürleri İsmet Kotak, Muammer Yağcıoğlu, Özer Berken ve kısa süre önce hayatını kaybeden Hüseyin Çobanoğlu'nu da anarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kendini daha da geliştirmesi için çalışmanın herkesin görevi olduğunu sözlerine ekledi. Seçim notlarındayız. Logo üstünden başlayalım. Enkaz edebiyatı yapmak, mazaretlerin arkasından saklanmak için aday olmadım açıklamasına bakalım. Sadık Gardiyanoğlu'nun açıklamaları. UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret ederek yönetim kurulu ve oda üyeleriyle Lefkoşa'ya ilişkin vizyon ve projelerini paylaştı. İncirli geçiş kapılarının çoğaltılması Lefkoşa'yı ekonomik ve sosyal açıdan geliştirecek dedi. CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Doktor Sıla Usar İncirli, daha çok geçiş kapısı açılmasından Lefkoşa'yı ekonomik ve sosyal açıdan geliştireceğini vurguladı. Gün gördü, özel gereksinimli çocuklarımızla aile gibiyiz dedi. Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nida'yı gün gördü. Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Özel gereksinimli çocuklar, aileleri ve eğitmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Törehan, bu seçimi ben değil halk kazanacak. UBP'nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan, tüm planların hazır olduğunu belirterek 26 Aralık'ta Değirmenlik Akıncılar halkı kazanmış olacak. O koltuğa tek başıma değil, halkımla birlikte oturacağım. Bu seçimi ben değil halk kazanacak açıklamasını yaptı. Ve Çeler, Girneliler
Çeler değişim istiyor dedi. Zeki Çeler'in açıklamaları Girne'de değişime 5 gün kaldığını belirtiyor. Halkını kendisine göstermiş olduğu ilgi ve sevgiden dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Süleyman Uluçay, gelir ve giderlerimizi düzenli periyotlarla yayınlayacağız. CTP Gazi Mausa Belediyesi Başkan Adayı Doktor Süleyman Uluçay, Gazi Mausa Belediyesi'nin gelir ve giderlerini düzenli periyotlarla halkın da anlayabileceği şekilde yayınlayacaklarını söyledi. Murat Şenkul, Girne'nin ekonomik kalkınmasında iş kadınlarıyla yapılacak işbirliğini önemsiyoruz. CTP Girne Belediyesi Başkan Adayı Murat Şenkul, insanların sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunan, bu konuda görev ve sorumluluklar alan bir yönetim şeklini benimseyeceklerini söyledi. Öztürk, 16 yıldır yapılmayan ne varsa hepsini yapacağız açıklamasını yaptı. İnsan Hakları Platformu'ndan Skoloğlu'nun adaylığının reddine ilişkin bir açıklama var. İnsan Hakları Platformu, Maria Skoloğlu'nun adaylığının reddine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın yetersiz ve yasal dayanaktan uzak olduğunu savundu. Platform tarafından yapılan açıklamada 2022 yerel seçimler kapsamında Kormacit'te yapılacak muhtarlık seçimi için medyaya yansıyan Maria Skoloğlu'nun adaylığının Dışişleri Bakanlığı tarafından yasal bir gerekçeye dayanmaksızın reddedilmesi ülkedeki demokratik ortamı bulandırmıştır denildiği paylaşıldı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor. Asgari Ücret Saptama Komisyonu asgari ücreti belirlemek üzere yarın toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak. Toplantı saat 14'te başlayacak. YÖDAK Başkanı Profesör Doktor Avcı bazı YÖDAK üyelerine tazminat davası açtığını açıkladı. Aleyhinde ileri sürülen gerçek dışı iddialar ve alınan hukuka aykırı kararlar gerekçesiyle YÖDAK üyelerine tazminat davası açtığını açıkladı şeklinde gazete bu haberi paylaştı ve geçiyoruz halkın sesine, bakalım neler aktarılıyor. Biz varsak hizmet var açıklamasını görüyoruz halkın sesinin manşetinde. Bakalım, CTP Lefkoşa adayları dün akşam düzenlenen Büyük Şölen'de bir araya geldiler. Lefkoşa'da 3'te 3 mesajı verildi. CTP lideri Erhürman, Lefkoşa'nın yıldızlarına kavuşacağını söyledi ve iktidar partilerine yüklenerek bu arkadaşların ne hükümette ne de yerel yönetimlerde anlatacakları tek bir başarı hikayeleri yoktur dedi. CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa'nın ışığını yakmak için yola çıktıklarını vurguladı. Ve biz varsak çözüm vardır, hizmet vardır, biz varsak iyi yönetim ve adalet vardır ifadelerini kullandı. Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Dayı Benli de CTP'li belediyelerin olduğu yerde adalet ve hizmet var. Şimdi hizmete ve adaleti ülkenin tüm yerine yaymanın tam zamanıdır derken Değirmenlik Belediyesi Başkanı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Dayı Karavezirler ise pandemiye rağmen 2020'de yaklaşık 10 milyonluk yatırım yaptıklarını vurguladı şeklinde gazete paylaşıyor. Biz varsak hizmet var başlığıyla aktardı haberi. Ve unutmadık, Rumların Enosis gibi adanın Yunanistan'a bağlanması için 21 Aralık 1963'te uygulamaya koydukları Türklerin Kıbrıs'ta yok edilmesini içeren Akritas planının uygulanmaya başlandığı Kanlı Noel'in üzerinden 59 yıl geçti. Gazete logosundan paylaşıyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Salihcan Doratlı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na ziyaret gerçekleştirdi. Kurumda verilecek resepsiyona davet etti. Şimdi haberimize bakacağız. Büyükelçi Feyzioğlu kabulde. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun milli mücadelede vazgeçilmez bir rolü olduğunu söyledi. İzliyoruz.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 59. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Kurum Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özkurt, kurumun 59. yıldönümünün Cuma günü saat 11'de kutlanacağını belirterek Feyzioğlu'nu resepsiyona davet etti. 25 Aralık'ta kuruldu bir avuç kahraman tarafından. Pazar günü seçimler olduğu için Cuma günü saat 11'de yapacağız. Gelirseniz çok mutlu oluruz. Çok teşekkür, şereflendirirsiniz. Çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini teşrif ettiniz. Şeref verdiniz. Bayrak Radyo Televizyonu'nun tarihi milli mücadele tarihidir. Milli mücadelede vazgeçilemez temel bir rolü vardır. Milli mücadele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam eden bir mücadeledir. O bakımdan Bayrak Radyo Televizyonu'nun görevi ilk günkü önemiyle devam etmekte. O bakımdan size bu davet için çok teşekkür ediyorum. Davetin ötesinde yüreği her gün Türk milleti için çarpan bir dostunuz, bir kabul ederseniz kardeşiniz olarak, yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak değil, bir vatan sevdalısı olarak teşekkürümü sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. 59 yıldır yaptıklarınız için, büyük çabanız için iyi ki varsın BRT diyorum. Durmak yok, yola devam. UBP Başbakan Üstel ve hükümet ortaklarının katılımıyla Güzelyurt'ta şölen düzenledi. Şölenle konuşan Üstel, Güzelyurt Mahmut Özçınar Başkan'la köyden kente döndü. Güzelyurt asla verilmeyecektir. Yapacaklarımız daha bitmedi. Anavatan Türkiye'mizle birlikte durmak yok, yola devam diye konuştu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin borcunu 2,5 yılda kapatacağız. Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu vizyonunu açıkladı basın toplantısında. Lefkoşa Belediyesi'nin 350 milyon TL'ye ulaşan borcunu 2,5 yılda kapatacaklarını söyledi. Gardiyanoğlu, 82 sokak, 82 park projesini 54 haftada, Hamitköy Sosyal Tesis projesini ise 2,5 yıl içerisinde Lefkoşa'ya kazandıracağını belirtti şeklinde gazete paylaşıyor. Geçiyoruz Yeni Bakış'a. Yeni Bakış gazetesi de alım gücü %300 geriledi manşetini paylaşıyor. Türksen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, kısa bir süre sonra geride bırakacağımız 2022 yılını değerlendirdi. Alım gücü %300 geriledi başlığıyla veriliyor. Türksen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, çalışan ve emeklilerin 2022 yılını iyi geçirmediğine vurgu yapıyor. Toplumun büyük bir kısmının yaşamını sürdürebilmek için ciddi ekonomik kriz yaşamakta olduğunu söyledi. Bıçaklı, 2022 yılında insanların alım gücünün %200-300 arası gerilediğini belirterek, tüketim maddelerine bakıldığında Ocak 2022'de şeker, pirinç, gaz, yakıt, ekmek, süt, helyum kaç paraydı, şimdi kaç para olduğunun bunun göstergesi olduğunu kaydetti. Bıçaklı, toplumun neredeyse evine şeker, pirinç, ekmek alamaz hale geldiğini söylüyor. Bu toplum eti bayramlarda olsun alabilecek mi onu da bilemiyorum dedi. Arslan Bıçaklı, öyle bir dönem yaşandı ki tarihinde ilk kez asgari ücretlilere 6 ayda bir uygulanmakta olan hayat pahalılığı %56-76 oranı Haziran'da 50-60 bin maaş alan milletvekillerine yansıtılırken Haziran'da 7 bin lira alan asgari ücretliye %41 uygulandı diye konuştu. Bıçaklı, dünyadaki diğer ülkelerde en yüksek maaş alanla en düşük maaş alan insanlar arasında maaş kat farkının 3 kattan fazla olmadığını belirterek, şu anda milletvekili maaşları 70 bin lira, asgari ücrette 8600, kat farkı 9. Bu hesaba göre milletvekili maaşı 70 bin lira ise asgari ücretin 20 bin lira olması gerekir diye konuştu.
bıçakların açıklamaları manşette görüyoruz. Yerel seçime doğru, yerel seçime doğru bakalım logo üstünde haber. Ve Yüksek Seçim Kurulu yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenin sandık kuruluna sunması gereken resmi belgeleri duyurarak belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanların oy kullanamayacağı uyarısında bulundu. 25 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimlerinde sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan bir seçmenin Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı veya pasaport, polis kimlik kartı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş belgesini sandık kuruluna sunarak oy kullanabileceği belirtildi şeklinde aktarılıyor. Vurdu kaçtı, mal sahibinden izinsiz araç kullanma, sigorta kapsamaksızın araç kullanma, trafik levha ve işaretlerine riayet etmeme ve dikkatsiz sürüş suçlarından tutuklanan zanlı Selçuk Uğur Akyıldız mahkeme huzuruna çıkarıldı. Vurdu, kaçtı. Alkolü içki sirkat etti. Marketlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Edward C. veya mahkeme huzuruna çıkarıldı. Alkolü içki sirkat etti şeklinde aktarılıyor. Yağmura dikkat uyarı var. Uyarı geldi. Meteoroloji Dairesi yer yer özellikle Karpaz bölgesine çok şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yağmura dikkat. Gözler yeni asgari ücrette sendikaların baskısı üzerine. Asgari ücret saptama komisyonu asgari ücreti belirlemek üzere Perşembe günü bir toplantı yapacak. Yarın bir toplantı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak. Toplantı saat 14'te başlayacak. Avrupa Gazetesi'ne geçtik. 21 Aralık 1963'ün 59. yıl dönümü diyor gazete. Bununla ilgili ayrıntıları paylaştı. 1960'ta 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ortaklığımızın ömrü çok kısa sürdü şeklinde aktarıyor ve ayrıntılar paylaşıyor. Kıbrıs Gazetesi'ne geçtiğimizde Eşel Mobil koruyor manşetini görüyoruz. İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım 2022 dönemi hayat pahalılığı yaklaşık %29,4 oldu. Gözler Aralık enflasyonuna ve buna bağlı şekillenecek hayat pahalılığı artışına çevrildi. Uzmanların ise %30'lar düzeyinde bir artış beklentisi var. Eşel Mobil koruyor manşetiyle görüyoruz. Yapılan açıklamalara bakalım. Çok yüksek bir enflasyon beklenmemeli. Depo eski müsteşarı Ödül Muhtaroğlu açıklama yaptı. Brent petrol fiyatının 80 doların altına düştüğünü, dolar TL paritesinin de 2,5 aydır stabil kaldığına dikkat çekti. Muhtaroğlu akaryakıt ve elektrik fiyatlamasında indirim beklemenin mümkün göründüğünü söyledi. Kurlarda beklenmedik sıçramaların yaşanmaması durumunda Aralık enflasyonunun da yüksek gelmeyeceğini öngörüyor Muhtaroğlu. Aralık'ın indirim ve kampanyalar ayı olduğuna dikkat çekti. Bütçe uzmanı Mustafa Baturalp de Ocak 2023 sonunda uygulanacak 2022 yılının ikinci dönemine dair hayat pahalılığının şu anda %29,50 olduğunu ve Aralık enflasyonunu da şu anki parametreler baz alınarak hesaba katıldığında %30'lar bandında öngörüldüğünü kaydetti şeklinde gazete paylaştı. Eşer Mobil koruyor başlığıyla görüyoruz. Akaryakıt fiyatlaması düşüyor. Maliye Bakanlığı eski müsteşarı Ahmet Havutçu, hayat pahalılığı ödemelerinin yasaya göre 6 aylık periyotları kapsadığını ve oluşan hayat pahalılığının maaşlara yasal çerçevede yansıtıldığını kaydetti Havutçu. Hayat pahalılığının yılın ilk 5 ayı zarfında %29 küsur olduğunu da hatırlattı. Reü akademisyeni ve finans uzmanı Dr. Kaan Kutlaysa, hayat pahalılığının belirlenmesinde kullanılan sepette en ciddi yeri akaryakıt ve elektrik fiyatlamasının aldığına parmak bastı. Kutlay, özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye bağlı düşen akaryakıt fiyatları göz önünde bulundurulduğunda Aralık enflasyonunun da %1,5-2,5 bandında gelmesinin olası göründüğünü kaydetti. 1,50-2,50 bandından bahsediliyor.
uzmanların yapılan açıklamaları var. %30'lar düzeyinde uzmanların beklentisi, %30'lar düzeyinde bir artış. 18 belediye de bizimdir. Sür manşete geçelim. 18 belediye de bizimdir. DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu 18 belediye başkan adaylarının 3 parti tarafından tamamen benimsendiğini belirterek 25 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerin sonucundan emin konuştu. İttifaktan yana bir sıkıntımız yok. Arzu edilenin ötesinde bir liman olacak açıklamaları var. İttifaklarından yana sıkıntılarının olmadığını ve 3 parti lideri olarak hemen her gün değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Ataoğlu, 18 belediyenin başkan adaylarının 3 parti tarafından desteklendiğini ancak 18 belediyede belediye meclis üyesi çıkarmakta serbest olduklarını söyledi ve biz de DP olarak 18 belediyede DP'nin belediye meclis üyeleri mevcut. Burada biz ayrı çalışıyoruz dedi. Yıllardır bakımsız kalan Girne Antik Yat Limanı'nın birinci etabının tamamlandığını, ikinci ve üçüncü etabının ise 6 ay içinde tamamlanacağını söyleyen Ataoğlu, dördüncü etap olan deniz derinliğinin tamamlanmasıyla arzu edilenin ötesinde bir antik limana kavuşulacağını kaydetti. Bu proje üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını aktaran Ataoğlu, en büyük şanslarının Turizm Bakanlığı'nda olan devamlılıklarının sonucunda gerçekleşen olumlu şeyler olduğunu belirtti. 13. maaşlar bugün ödeniyor logo yanında. Kamu çalışanlarıyla tüm emekliler 13. maaşlarını bugün alıyorlar. Devlet çalışanlarıyla emeklilerin aralık dönemi maaşları ise ay sonunda ödenecek. 13. maaşlarla ilgili ilk açıklamayı dün Başbakan Üstel yapmıştı. Kasım sonuna kadar yıllık bazda %86'ya ulaşan hayat pahalılığının %56'sının Temmuz maaşlarına yansıtıldığını, geriye kalan %30 ile aralık periyodunda oluşacak hayat pahalılığının ise Ocak 2023 maaşlarına yansıtılacağını söylemişti. Seçim notlarında Özcenk, Gazi Moğuz'a için önemli adımlar atacağız. Amcaoğlu, insanlar kararını verdi, değişim başlıyor dedi. CTP'nin Lefkoşa adayları Alevi Kültür Merkezi'ni ziyaret ettiler ve son haberimizi aktaralım, son olarak paylaşalım. Scooter kullanımı patlayacak diye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı'nın açıklamalarını görüyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de skuter kullanımının artacağına dikkat çekiyor Avcı. Elektrikli skuterlarla ilgili önlem alınmasını ve kuralların artırılmasını istedi. Avcı'nın açıklamalarına baktığımızda skuterların kullanımında ülkemiz trafiğine göre önlemler alınması ve kuralların buna göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Sürücülerin can güvenliği için kask zorunluluğu getirilmesini isteyen Avcı, herhangi bir kazaya karşı skuterlerin kime ait olduğu, kimin kullandığının tespit edilebilmesi için kimlik belirleyicisi olması gerektiğini söyledi. Avcı, akşam saatlerinde skuter kullanacak kişilere sarı yelek giyme zorunluluğu getirilmesinin önemini de vurguladı. Sadece herhangi bir ehliyete olan kişiler tarafından kullanılması gerektiğini de belirtti. Sadece herhangi bir ehliyeti olan kişiler tarafından kullanılması gerektiğini dile getirdi şeklinde Avcı'nın açıklamaları bu şekilde paylaşıldı. 7.40'a taşıdık saatleri, Ülke gazetelerinin sonundayız. Türkiye'nin yazılı basınıyla devam. ...7.41 oldu saatler. Günaydın diyoruz bir kez daha. Sabah habere devam ediyoruz. Manşetlere bakıyoruz birlikte ve Türkiye'nin yazılı basında neler var bakalım, ama önce bir hatırlatma yapalım nerelerdeyiz. FM 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarındayız. Aramıza katılabilirsiniz. Yola çıkacak olan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. İlk gazetemiz Hürriyet. Türkiye'nin yazılı basında neler var bakıyoruz. Bu uygulama hayat kurtarır manşetini görüyoruz. Yılbaşı öncesi sahte içki dolaşımı arttı. Peki içkinin sahte olup olmadığını nasıl anlayacağız? Benim başıma geldi ve bunu bakanlığın uygulaması sayesinde tespit ettim. Yazar açıklama yapıyor. Siz de mutlaka bu uygulamayı kullanın. Tadı tuhaf gelmişti şeklinde kendi deneyimini paylaşıyor. Şüpheli ürün çıktı diye de yine aktarılıyor gazete tarafından. İlk şişede bandrolü okutup sonraki adımları geçtiğimde şeklinde açıklaması paylaşıldı. Manşet haberde görüyoruz.
On binlerce şişe sahte içkiye baskın. İstanbul İl Jandarma ekipleri yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan çetenin Silivri'deki imalathanesi ve 9 deposuna baskın yaptı. Sahte bandrol yapıştırılmış şişelerce sahte rakı, viski ve vodka ele geçirildi diye gazete aktardı. On binlerce sahte şişe sahte içkiye baskın manşetini görüyoruz gazetede aktarıldı. Ve asgari ücretle ilgili yine ön sayfada pazarlık kızıştı başlığıyla aktarılıyor haber. Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısından karar çıkmadı. İşçi temsilcisi Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret teklifimiz 9.000 TL oldu. Altındaki rakam olursa masada olmayız dedi. Teklifi şimdi söyledim. Toplantının son bölümüne katılan Türk İş Başkanı Atalay, çıkışta bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. 20 gündür Türk İş'in talebinin 7.785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi söyledim açıklamasını yaptı. Artış ne kadar olacak? Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl başkanlığındaki komisyonda, işveren heyetine de TİSK Genel Sekreteri Akan Sel Koç başkanlık yaptı. Net ücret 9.000 TL olursa artış oranı Temmuz ayına göre %64, Ocak ayına göre de %112'ye ulaşacak. Artış ne kadar olacak sorusunun yanıtı bu şekilde gazete tarafından paylaşıldı. Pazarlık kızıştı başlığıyla aktarılıyor. Türkler çok hızlı. Kızıl Elma Amerika medyasında test uçuşlarına başlayan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma, Amerikan merkezli savunma dergisinde dikkat çekildi bu Kızıl Elma'ya. Dergi Kızıl Elma projesindeki sürati övdü. 10 ayda prototipten ilk uçuşa geçti dedi. Uçağın Türkiye'nin amiral gemisi olması bekleniyor. Anadolu'nun hava gücünün omurgasını oluşturabileceği de vurgulandı. Kızıl Elma, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında da ele alındı. Uçaktaki son durum değerlendirildi şeklinde gazete paylaştı ve roman kahramanı yazarıyla buluştu. Festival bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya'daki Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi 5. kez Dünya Roman Kahramanları Festivali düzenledi ve roman kahramanı yazarıyla buluştu başlığıyla aktarılıyor bu festival haberi de. İmamoğlu'yla baba oğul gibiyiz açıklamasını görüyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında misafir ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu için baba oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır açıklamasını yaptı. Bu kez sarıldılar. Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu birlikte geldikleri salonda. Partililerin alkışlarıyla karşılandı. İmamoğlu konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na sarıldı. Fotoğrafla birlikte aktarılıyor. Bu kantar sizi çekmez hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İmamoğlu'na sahip çıkmanın boynunun borcu olduğunu belirten CHP lideri şunları söyledi. Çekin arabanızı, bu kantar sizi çekmez. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Boğarız sizi, boğarız şeklinde açıklaması. Sabahtayız, geçelim. Sabah gazetesi İkizler Çetesi'nin büyük vurgunu manşetini paylaştı. Rıdvan'la Kaan T'nin yönettiği yasa dışı bahis çetesi siber polisin müthiş teknik takibiyle çökertildi. Çetenin 37 milyon TL vurgun yaptığı ortaya çıktı. Adım adım teknik takip, 37 milyon lira haksız kazanç. İzmir Emniyeti 28 yaşındaki ikiz kardeşlerin yönettiği 28 kişilik yasa dışı bahis çetesini 2 ay boyunca teknik takipte adım adım izledi. Çetenin finansal hareketlerini mercek altına alan polis, şüphelilerin işsiz ev hanımı ve öğrenciler adına açtıkları hesaplar üzerinden para trafiğini yürüttüklerini belirledi. Şüphelilerin yasa dışı bahisten yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ve rezidanslarda lüks bir yaşam sürdükleri tespit edildi. 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 26 kişiyi gözaltına aldı. Kaan T ile bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor ve çetenin 37 milyon TL vurgun yaptığı ortaya çıktı. Asgari ücrette 9.000 lira pazarlığı var.
Türk İş son teklifi verdi. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da asgari ücrette 9 bin lira pazarlığı. Savunmada hedef tam bağımsızlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliyede toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi önemli kararlar aldı. Dışarıdan alınan her teknolojinin ülkemizde geliştirilmesi mutlak gereklilik. Tayfun Atbaca, TRLG 230 Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleriyle Akya torpidosu için mühimmat üretimine karar verildi. Hava savunması için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin seri üretimine yönelik kararlar alındı. Savunmada hedef tam bağımsızlık başlığıyla aktarılıyor. Bu haber bu şekilde paylaşıldı ve geçiyoruz Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesi Baba Oğuluz, sizi boğarız manşetini veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. CHP'nin ve benim evladımdır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İmamoğlu'nun partisinin grup toplantısında İmamoğlu'nu ağırladı. Salona el ele kol kola omuz omuza sloganları eşliğinde gelen Kılıçdaroğlu kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır dedi. Herkes Bay Kemal'i beklesin. Bakan Soylu'ya seslendi Kılıçdaroğlu. Onun tırnağı bile olamazsın. Neymiş? 16 milyon insanın sevgisini görevden alacakmış. İmamoğlu size büyük lokmadır açıklamasını yaptı. Bununla ilgili manşet haber. Asgari ücrette uzlaşma çıkmadı. Türk İş 9000 TL diyerek masadan kalktı. Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı 7.785 lira, yoksulluk 10.000 lira, Türk İş'in teklifi 9.000 lira, verirlerse imzalarız dedi. Pazarlıklar perde arkasından geç saatlere kadar sürdü diye de paylaşıldı. Zam var, ilaç yok, kur güncellemesi işe yaramadı. Yurttaş eczaneden eli boş dönüyor. İlaç fiyatlarında Şubat'ta yapılması planlanan zam, döviz kurundaki artış nedeniyle tedarik ve üretimde yaşanan sorunların önüne geçebilmek için öne çekildi. Ancak piyasada çocuk antibiyotikleri başta olmak üzere hala birçok ilaca ulaşılamıyor. Zam var, ilaç yok başlığıyla aktarıldı haber. Milliyet'e geçelim. Milliyet gazetesine geçelim. Atina'dan yine gerilime kilit manşetini aktarıyor gazete. Yunanistan'dan taciz üstüne taciz. Yunanistan, Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahası üzerinde yine onlarca savaş uçağıyla tehlikeli oyunlar oynayıp gerilime neden oluyor. NATO görevinde yaptılar. 5 ayrı üstten kalktılar. Alt başlıklarıyla aktarıldı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları 16 Aralık'ta Akdeniz ve Ege'de uluslararası hava sahasında NATO'nun Nexus Aje görevini icra eden Türk savaş uçaklarını taciz etti. Türk jetleriyle bu engellemeye karşılık vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı. Cuma günkü bu olayın ardından ikinci gerilim önceki gün yaşandı. NATO üyelerine bilgilendirme yapılmasına rağmen Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden F-16 savaş uçakları önceki günde havalanarak E-3A AVAX uçağının komutası altında NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi attı. Dalaman ve Akhisar'dan acil olarak havalanan F-16'lar Yunan jetlerinin Türk filosunun görevini engellemesini önledi. NATO kış uykusunda Yunanistan'ın tacizleri 2021'de 190 kere yaşanmıştı. 2022'de bu rakam 286 oldu. Türk hava sahasının ihlali sayısında da artış var şeklinde gazete ayrıntıları paylaştı. Ve geçiyoruz Akşam gazetesine. Akşam gazetesi de tacizci Yunan'a NATO sessiz. Ege Denizi'nde 4 günde ikinci provokasyon başlığıyla aktarıyor manşet haberi. Yunan jetleri NATO bünyesindeki tatbikatı ikinci kez engellemeye kalkıştı. Bu 2022'de Türkiye'ye yönelik 299. NATO'ya yönelik 11. taciz oldu. Jetlerimiz cevabını verdi. Tacizler resmi kayıtlarda şeklinde iki ayrı alt başlık var. Füze sistemlerine seri üretim, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları, Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında 25 farklı proje ele alındı. Bu konuda açıklamalar var. Sosyal konutta 11 ilin kura tarihi belli oldu. İlk evin projesiyle ilgili 5. etap kura çekimleri dün Rize'de başladı. Türkiye'ye geçelim. Almanya'da KYK dönemi
darbe korkusu harekete geçirdi. FETÖ'cülere hamilelik yapan Almanya kendi darbecilerine karşı yeni kanun hazırlıyor. Aşırılık yanlıları takibe alınacak. Örgüt mensubu memurlar ihraç edilecek. Tayfun seri üretimde, savunma sanayinde kritik kararlar var. Koca Yusuflar kurtuldu, Tayfun seri üretimde. Sözcüye bakalım. 85 yaşındaki general yürüyerek girdiği cezaevinden taputla çıktı. Allah'ın emriyle tahliye oldu. 28 Şubat davasında müebbete çarptırılan 13 emekli generalden biri olan ve demans hastalığı bulunan Vural Avar hücresinde öldü diye paylaşıldı. Yeni Şafak gazetesi, Son Gazete, Zoraki Sarılma manşette, Yeni Şafak'ta da. CHP Saraçhane'deki İmamoğlu-Akşener ittifakının partiye ve altılı masaya verdiği hasarı dün mecliste gidermeye çalıştı. Ankara'ya gelip CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu, tartışılan Akşener'le sarılma pozunun bir benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi. Ancak CHP'lilerin öfkesi dinmemişti. Baba oğul gibiyiz açıklaması geldi. Elbette sorun var. İkili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde el ele kol kola omuz omuza sloganlarıyla karşılandı. Yan yana oturdular ve kısa süre sohbet ettiler. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak boynumun borcudur açıklamasını yaptı. CHP kulislerinde ise kimsenin Saraçhane'deki fotoğraftan yola çıkarak aday olamayacağı belirtiliyordu. Görüştüğümüz vekiller Kılıçdaroğlu'nun rızası alınmadan adaylık olursa örgüt destek vermez dedi. İmamoğlu ise Kaftancıoğlu ile arasındaki anlaşmazlığı kabul ederek elbette sorun var dedi. Ancak İmamoğlu burası CHP fikir tartışması var diyerek bunu küçümsemeye çalıştı şeklinde gazete notlarını paylaştı. Asgari'de uzlaşma çıkmadı, yine aktarmıştık. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren, yine asgari ücretle ilgili yapılan 3. toplantıdan uzlaşma çıkmadı şeklinde gazete paylaştı. Ve böylece Türkiye manşetlerini noktaladık. Güney Kıbrıs gazete manşetleriyle devam. Kıbrıs gazete manşetlerine geçelim. Alitya gazetesiyle başlayalım. Manşet haberindeyiz ve yeni başpsikopos için Kıbrıs sorunu şartı başlığını kullanıyor gazete. İstanbul Metropoliti'nin yazılı taahhütleri isteyeceğine değiniyor haberin detaylarında. İstanbul Metropoliti Vasileos'un Alitya gazetesine yaptığı açıklamada metropolitlerin ulusal sorunla ilgili bir anlaşma imzalayacağını, ulusal kilise konseyinin kurulmasını isteyeceğini, kilisenin yeni valisinin seçimi için dini çevrelerde yoğun prosedürlerin yaşandığını ve yüksek komiserle görüşerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan kiliselerde de görev yapabilmesi için aracılık etmesini istediğini söylediği aktarılıyor. Filelefteros gazetesi. Ağır virüsler etrafımızı sardı başlığını kullanıyor manşetinde. Güney Kıbrıs'ta hastanelerin acil servislerinde, patoloji, göğüs hastalıkları ve pediatri bölümlerinde yaşanan yüksek doluluktan dolayı tıkanıklık yaşandığına ve koruyucu önlemler için bilim insanlarından ve Rum Sağlık Bakanlığı'ndan sert önerilerin geldiğine değiniyor. Detaylarda Güney Kıbrıs'ın tüm Avrupa gibi virüslerle sarılı olduğu, gidilen tatillerin sağlık yetkilileri için zorluk teşkil ettiği ve dün sabah Lefkoşa'nın güneyinde bulunan Rum Devlet Hastanesi'nin göğüs hastalıkları, patoloji ve pediatri servislerinde yaşanan aşırı doluluktan dolayı semptomları ağır olan hastaların hastaneye yatırılamadığı için acil servis bölümünde yoğunluk yaşandığı aktarılıyor. Politise geçelim. Manşet haberindeyiz. Anastasiadis tarafsızlığa geri dönüş başlığını kullanarak Rum lider Nikos Anastasiadis'in gelecek yıl Şubat ayında yapılacak olan Rum başkanlık seçimlerine aday olan Disi Başkanı Averof Neofitu'yu baltalayan ve diğer bir aday olan eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis'i destekleyen Disi taraftarlarından özür dilediğine değiniyor. Haberin detaylarında Disi Başkanı Averof Neofitu'ya kısa bir süre açık destek veren ve eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis'e eleştirel muamele yapan Rum lider Nikos Anastasiadis'in yaptığı açıklamalarla aniden her iki tarafa da eşit mesafe alma mantığına büründüğü ve içe dönüklük mantığına girdiği aktarılıyor. Haravgi gazetesine geçtiğimizde
konut yardımından yararlanan onlarca kişi mağdur oldu başlığıyla aktarılıyor manşet. DİSİ hükümetinin mülteci konut projeleri için yapılan başvuruların incelemesini dondurduğuna değiniyor. Haberin detaylarında mültecilerin Rum hükümetinin sorumsuzluğunun ve son dakika kampanyalarının bedelini ödediği, bütçenin yaptığı açıklamada Niko, EDEK ve DİPA partilerinin DİSİ ile birlikte oy kullandığı ve iki tezi de eledikleri ve AKEL'in çoğunluğun tutumunun başvuruları inceleme ve onaylama sürecinin tamamının dondurulmasına yol açacağı konusunda uyardığı aktarılıyor. 7.57 saatler manşetlerin sonundayız. Noktaladık. Saat başında devam. Seçimler yaklaşıyor.